Burası müzelerden olarak kullanmaktadır. Bu sene tema, kültürel merkezler olarak müzeler, geleneğin geleceği şeklinde belirlendi. Etkinlikleri başlatmış oluyoruz. Açılış konuşmalarına geçmeden önce sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehir... Uluslararası Müzelerin Yetkinliği kapsamında yapmış olduğumuz etkinliğe katılımına dolayı da şükranlarımızı arz ediyoruz. Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliği tanıtılması amacıyla birçok tarafından tüm dünyada her yıl 18 Mayıs Müzeler Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde bu anlamlı gün 1982 yılından itibaren Müzeler Haftası olarak kutlanırken 2011 yılından itibaren tüm dünya ülkeleri birlikte Müzeler Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. 19. yüzyıla kadar koleksiyon ile eşleşen günümüzde ise kurum ve kurumsal bilgilerle oluşan müzeler, uygarlık tarihine ait her tür objenin bilimsel esaslar çerçevesinde korunarak sergilendiği, halkın beğeni ve kültürel birikimi zenginleştiren araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırıcı ve geliştirici, tarihi verilerin gelecek kuşaklara aktarıldığı mekanlardır. Dünyada Müzecilik Haftası veya Müzecilik Günü münasebetiyle 18 Mayıs ilan edilmiş durumda. Bu buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, hepinizi de saygıyla selamlıyorum. Malumunuz, 1900 müdürümüzle bahsettiler, 1982 yılından beri ülkemizde Müzecilik Günü kutlanmakta. Bu anlamlı günde bizler de yeni açılan Turaya Müzemizde birlikteyiz. Bu müze sadece Truva Ören yerindeki veya bu bölgedeki kültür varlıklarını sergilenmiyor. 10 Ekim 2018 tarihinde açılan ve geçtiğimiz 18 Mart 2019 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla protokol açılışı gerçekleştiren bu çok kıymetli müzede Truas bölgesindeki çıkan bütün hazineler sergilenmekte. Yani Çanakkale'nin bütün bölgelerinde, bütün destinasyonlarında çıkan kültür varlıkları sergilenmekte. Bu kıymetli müze, değerli misafirler, yaklaşık 75 milyon lira gibi bir bedelle bölgemize ve ülkemize kazandırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu kıymetli müzenin açılışı ile birlikte sadece Çanakkale'miz değil, bütün ülkemizdeki kültür varlıkları veya ülkemizdeki kıymetli değerler tanıtılmış olacak bu vesileyle. Ben bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Valimize 2018 Turaya yılında bu bölgenin tanıtılmasıyla birlikte çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Hatta 2018 yılının en önemli çıktısı, en önemli katma değeri olan eser yeni yapılan bu Turaya Müzesi diyebiliriz. Elçi ile buluştu. 10 Ekim 2018 tarihinden itibaren. Tabii hedefimiz de Turaya Ören Yeri'nin geçtiğimiz yıl 2018 yılında 535 bin kişi gibi bir ziyaretçi ile buluştu. Hedefimiz kısa zamanlarda Turaya Ören Yeri'nin 7-800 bin, nihai hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 yıllarına doğru 1 milyon kişiye ulaşabilecek bir hedefe ulaşmak. Bu Truva Müzesi'nin açılması hem Ören yerimizdeki sayıları ve diğer müzelerimizin girişlerdeki sayıları da yukarı doğru ivme kazandırmada tetikleyecek.